Paramparça olmuş bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak, küllerinden doğmasını sağlamak için tam 100 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gitti ve milli mücadelenin startını verdi. Yanında sadece dava arkadaşları ve ona inanan bir ulusun kocaman yürekleri vardı. Tam 100 yıl önce bugün Atatürk bu ülkenin kurtuluşu için, inandıkları için savaşmaya, mücadele etmeye başladı ve bir ulus onun sayesinde 100 yıl önce bugün küllerinden doğdu. Evet efendim, bugün 19 Mayıs 2019, saatlerimiz 9. Ben Sinan Fıstıkoğlu. Sinan Fıstıkoğlu'yla hafta sonu programına hoş geldiniz. Çok kutlu, çok mutlu, çok özel bir gün bugün. 100 yıldır ayakta olan ve dünya durdukça ayakta olmaya devam edecek olan bir ulusun vatandaşıyım ben de, 81 milyon gibi. Ve bu özel günlerde yayın yapmak her Türk vatandaşı gibi, her kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi hisseden bireyler için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Bugün ağırlıklı olarak akışımızda milli mücadelenin başladığı Samsun var ve Samsun'da bugün iktidarla muhalefet, devletin zirvesi bir araya gelecek. Samsun'a gideceğiz, canlı bağlantılar yapacağız. Canlı bağlantılar yaptığımız arkadaşlarımızın yanında konukları olacak. Hiç sözü fazla uzatmadan hemen aslında sözü Samsun'a bırakalım. Gürkan Demir şu anda Samsun'da hazır. Bugün çok önemli bir gün Samsun için, tüm Türkiye için. Devletin zirvesi bugün Samsun'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle CHP lideri, MHP lideri, Vatan Partisi lideri hepsi bir arada olacaklar. Gürkan, hemen sözü sana bırakıyorum. Sabahın ilk saatleri itibariyle milli mücadelenin başladığı Samsun'da durum ne? Sıkıntı var. Ben Gürkan'ı çok net duyamadım. Sanıyorum izleyicilerimiz de duyamadı. Hemen bu giderildikten sonra yeniden Gürkan Demir'e, Samsun'a, milli mücadelenin başladığı o noktaya döneceğiz. Ayrıntılara bir bakalım efendim. Hazır galiba Muhammed, Gürkan tekrar. Hemen Gürkan Demir'e, Samsun'a sözü bırakalım. Bir kez daha. Evet Sinem Fıstıkoğlu, biz şu anda o Cumhuriyet'in, milli mücadelenin başlangıç noktalarının en önemli adreslerinden birisindeyiz ve yurt genelinde bugün yapılacak olan o 19 Mayıs kutlamalarında hiç şüphe yok ki en önemli adreslerinden birisi burası. Samsun'dayız. Samsun Merkez Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Buranın hemen karşısında Tütün İskelesi bulunuyor. Tütün İskelesi ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a geldiğinde Bandırma Vapuru'ndan indikten sonra ilk adımını attığı yer. Orada da bugün çeşitli kutlamalar olacak. Şu an Cumhuriyet Meydanı'nda valilikçe düzenlenen, organize edilen bir etkinlik var. Etkinlik için sabahın erken saatlerinden itibaren yurttaşlar gelmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup subaylar da benzer şekilde etkinliğe gelmeye başladı. Burada kutlamanın hazırlıkları devam ediyor. Az önce yine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Mehteran takımının gösterisi vardı. Burada coşku bu şekilde sabahın erken saatlerinden itibaren başlamış oldu. Tabii bazı ayrıntılar vermekte fayda var. Buradaki etkinlik şimdiden başladı dedik, ancak ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığının himayesinde bir etkinlik düzenlenecek. Saat 14'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu Tütün İskelesi'ne gelecek ve burada sporcularla bir araya gelecek. Saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hitabı olacak. 16'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan 1919 Bitmeyen Yolculuk adlı dramatik sahne gösteriminin Yaşar Doğu Spor Salonu'nda
programında izlenmesi olacak. Burada Cumhurbaşkanlığı tarafından organize eden etkinliğe siyasi parti liderleri de katılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün burada etkinlikte olacak. 14'te başlayacak olan etkinlikte ve aynı zamanda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yine Cumhurbaşkanlığının davetiyle burada olacak olan liderler arasında yer alıyor. Coşkulu bir kutlama olacak Samsun'da. Dediğimiz gibi sabahın erken saatlerinden itibaren bazı kutlamalarda ifade ettiğimiz gibi başlamış durumda. Selanik'ten dikkat çeken bir heyeti var. Buraya gelen bisikletliler var. Onlara da mikrofon uzatmak istiyoruz. Onlar Selanik'ten 1453 kilometre Türk bayrağı ve toprak getirdiler oradan Samsun'a kadar. Pedal çevirdiler. Hemen sağ tarafımızda burada bulunuyor bisikletli heyetimiz. Onlara da mikrofon uzatacağız. İfade ettik. 1453 kilometre pedal çevirdiler ve o milli mücadelenin önemli noktasına geldiler. Toprak ve Türk bayrağı getirdiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle çok teşekkür ederiz bize bir fırsatı verdiğiniz için. Evet, Selanik'ten atanın doğduğu yerden vatanın doğduğu yere 1453 kilometre adı altında bir proje gerçekleştirdik. 1453 yılında çağ açıp çağ kapatılan bir dönemden 1919 yılında milli mücadele dönemine girmişiz. Nereden nereye gelmediğimizin sorgulanması ve mevcut milli ve tarihi değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkılmasının mesajını vermekti. Gururluyuz, mutluyuz. 1453 kilometre pedal çevirerek geldik. Bağımsızlık ateşinin ilk yakıldığı yer olan Samsun'da Vali Bey'imize bayrak ve toprağımızı teslim edeceğiz. Anlatacak kelimeler bulamıyorum. Çok mutluyuz şu an. Hepimiz çok gururluyuz. Kahraman 14 bisikletçi arkadaşımızla birlikte buraya geldik. 100. yılın projesi bundan sonraki bir proje için 2119'a kadar beklenmesi gerekiyor. Temennimiz 100 yıllar boyu bu tür projelerin, bu tür kutlamaların devam etmesidir. Ülkemizin ve milletimizin ilelebet payidar kalmasıdır. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ederiz, ayaklarınıza sağlık. Sağ evet, Sinem Fıstıkoğlu Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda coşku bu şekilde ifade ettik. Selanik'ten pedal çevire 1453 kilometre pedal çevirerek Samsun'a gelen bisikletliler var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup burada subaylar var ve protokolde yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Bu ifade ettiğimiz gibi etkinlik Samsun valiliğince bir ön hazırlık niteliği taşıyor aslında. Büyük etkinlikler saat 14'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Tütün İskelesi'ne gelmesiyle başlayacak. Tütün İskelesi'nin önemi ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapurundan indikten sonra ilk ayağını bastığı nokta. Birazdan oraya da geçeceğiz. Oradan da özel bağlantılarımız olarak aktarmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ifade ettik. Siyasi parti liderleri de bu etkinliğe katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Cumhurbaşkanlığınca yapılacak olan o etkinlikte yerini alacak. Biz gün boyu Samsun'da olacağız. Samsun'daki 19 Mayıs coşkusunu, 19 Mayıs kutlamalarını yakından takip ediyor olacağız diyelim. Sözü yeniden İstanbul stüdyomuza bırakalım. Şimdi böyle günlerde yayının şahını aslında Gürkan Demir gibi arkadaşlarımız yapıyor. Biz stüdyodan sadece pası atıyoruz. Onlar oradaki coşkuyu, heyecanı, mutluluğu ve gururu izleyiciye birebir yansıtıyorlar. Teşekkürler, ağzına sağlık. O bisiklet pedal çeviren abimin de, kardeşimin de gerçekten gözlerinden öpüyorum. Lütfen selamlarımı iletsin Gürkan. Atanın doğduğu yerden vatanın doğduğu yere dedi. Bakın ne kadar güzel bir sloganla yola çıkmışlar. Selanik'ten atanın doğduğu yerden vatanın doğduğu yere Samsun'a gelmişler. Ne kadar güzel idealleri, ne kadar güzel hayalleri olan insanlar var ya bu topraklarda. Gerçekten şanslıyız aslında böyle insanlarla bir arada olduğumuz için. Şimdi bugün 19 Mayıs 2019, tam 100 yıl önce bugün milli mücadele başladı. Parçalanmış bir vatanı ayağa kaldırmak için başlattı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bugün on binlerce genç, Türkiye Gençlik Birliği'ne bağlı on binlerce genç saat 15'te Beşiktaş'ta yürüyüşe başlayacaklar. Hem atalarını anacaklar hem de çağrı yapacaklar. Türkiye için kenetleniyoruz. Teröre ve ekonomik krize karşı vatanımız ve emeğimiz için sağ sol demeden birleşiyoruz. Mustafa Kemal'in askerlerini göreve çağırıyoruz. 19 Mayıs'ın 100. yılında Atatürk'ün askerlerine yakışır bir yürüyüş yapacağız. Kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlık seferberliğinin başlatıldığı 19 Mayıs 100 yaşında. Tarih yazılan Samsun 19 Mayıs ruhu İstanbul'da yeniden şahlanacak.
binlerce genç Türkiye Gençlik Birliği önderliğinde 19 Mayıs'ta İstanbul'da buluşacak. Hazırlıklar tamamlandı. Yurdun dört bir yanından genci, yaşlısı Türkiye için kenetlenmek üzere yola çıktı. Türkiye Gençlik Birliği'nin yarın İstanbul Beşiktaş'ta düzenleyecek olduğu 19 Mayıs 100. yıl buluşmasına Türkiye'nin dört bir yanından gençler akın akın hareket ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı. Yola çıkmak üzere tarihi bekliyorlar. Büyük yürüyüş saat 15'te Beşiktaş İskele'de başlayacak. Gençler Türkiye kenetleniyor sloganlarıyla Dolmabahçe Caddesi'nden geçerek Küçük Çiftlik Park'ta 100 yılın şölenini kutlayacak. Çok güzel, çok eğlenceli bir çalışma süreci geçirdik. Çok kaliteli vakit geçirdik ve 19 Mayıs'ta şu an tam anlamıyla hazırız. Herkes bir yere yetişmeye çalışır, metrobüse yetişmeye çalışır, metroya yetişmeye çalışır. Ancak 19 Mayıs'ın 100. yılı dendiği zaman bütün aceleler duruyor, hayat duruyor. Bütün vatandaşlarımız, İstanbullu vatanseverler bizden 19 Mayıs'ın durumunu soruyorlar, ne yapacağımızı soruyorlar. Biz programımızı anlatıyoruz. Yüz binlerin katılacağı yürüyüşe sanatçılar da çağrı yaptı. Bu büyük günün 100. yıl dönümünü en büyük katılımlarla kutlamalıyız. Sizleri 19 Mayıs Pazar günü Beşiktaş İskele Meydanı'ndan başlayacak yürüyüşe davet ediyoruz. Herkese merhaba. 19 Mayıs 1919'dan 19 Mayıs 2019'a milli mücadelemizin 100. yılında Türkiye Gençlik Birliği'nin organize ettiği harika bir şöleni hepiniz bekliyoruz. 19 Mayıs 2019'da bu anlamlı günün 100. yılında Beşiktaş'ta İskele Meydanı'nda başlayacak olan yürüyüş saat 19'da Küçük Çiftlik Park'ta verilecek olan konserle taçlanacaktır. Bir arada olalım, coşkuyla bugünü kutlayalım. Kutlu olsun efendim. Saat 18'de gerçekleşecek şölende O Gün Şanlısoy, Kurtalan Ekspres, Ayna, Ses Ver Sus, Mir Sanat Topluluğu ve Mehmet Eti sahne alacak. 9 Mayıs'ın 100. yılında bütün Türk gençliğini İstanbul'da Beşiktaş'ta buluşmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin bütün üniversitelerinden ve liselerinden, topluluklardan arkadaşlarımız yoğun bir çalışmaya giriştiler. Bir aydan beri Beşiktaş'ta karargah kurduk. Coşkulu gidiyor. İstanbul'un birçok merkezinde bu standlarımızı, masalarımızı açmış durumdayız. Türkiye'nin dört bir yanında da çalışmalarımız yürüyor. İlk açtığımız günden beri ciddi bir coşku, yoğun bir ilgi var. Türkiye için yeniden 100 yıl sonra kenetlen sloganıyla yola çıkan gençler tüm vatanseverleri saat 15'te Beşiktaş'ta buluşmaya çağırdı. 100 yıldır Türkiye'yi teslim alamadılar. 100 yıl daha alamayacaklar. 19 Mayıs Pazar günü saat 3'te Beşiktaş İskele Meydanı'nda buluşuyoruz. Ardından 100 yılın şölenini gerçekleştiriyoruz. Gençliğin coşkusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bugünkü etkinlik öncesinde yayınladı bu mesajı. Mesajında yaşasın bağımsız, güçlü ve özgür Türkiye dedi. "19 Mayıs özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımdır" diyen Cumhurbaşkanı Türk gençliğine seslendi. Dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığımıza kasteden ihanet ve şer odaklarına karşı bu ülkeyi siz koruyacaksınız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi ve bu ülkenin geleceğini sizlere emanet etti, dedi. Erdoğan, özgür ve bağımsız ve güçlü bir ülke olarak milli mücadelemizin 100. yılında yüz akımızla hep birlikte geleceğe koşalım ifadelerini kullandı. Belgelerle, bu bilgilerle, hatta televizyon tespitleri var. Evet efendim, bugün 19 Mayıs 2019 milli mücadelenin ilk adımının atıldığı günün üzerinden tam 100 yıl geçti. Etkinlikler, kutlamalar sabah erken saatlerden itibaren başladı. Malumunuz devletin zirvesi Samsun'da olacak ama şu an Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'de resmi bir tören var. Hemen kameralarımızı Anıtkabir'e bir çevirelim. Bakalım orada neler oluyor.
Abi aldığın an yer değiştireceğim, haberin olsun. Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Atatürk'ten, Anıtkabir'den efendim, özür dilerim. Anıtkabir'de sabah saatlerinden itibaren milli mücadelenin başlayış tarihi olan 19 Mayıs 1919 için özel bir tören ve resmi bir geçit düzenlendi. Binlerce vatandaş katılıyor. Sabah erken saatlerinden itibaren Anıtkabir'e akın etmeye başladı vatandaşlar. Ve şu an ekranda da görüyorsunuz, Atatürk'ün mozolesine çelenk konulmasıyla törenler devam edecek. Binlerce vatandaş Anıtkabir'e sabah erken saatlerde akın ettiler efendim. Görüntüler Ankara'dan, Anıtkabir'den. Malumunuz Samsun'da da bugün iktidarı ve muhalefeti devletin zirvesini bir araya getirecek olan resmi törenler düzenlenecek. Devlet törenleri düzenlenecek. Saat 14'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer muhalefet partisi liderlerinin katılımıyla. Ama şimdiki görüntülerimiz Anıtkabir'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahından. İşte binlerce vatandaş, yüzlerce öğrenci ellerinde Türk bayraklarıyla, genç yaşlı demeden yine bugün atasına, Atatürk'üne koştu. Ve askerler de katılıyor efendim bu törene. Atatürk'ün mozolesine çelenk konulması için 100 yıllık bir mücadelenin, parçalanmış bir ülkenin yeniden doğuşunun simgesi olan 19 Mayıs'ta yine vatandaşlar Ankara'da, başkentte atasına koşuyor. Bugün de atasını unutmuyor efendim. Evet, askerler gördüğünüz gibi çelenk bırakacaklar mozolesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Ve Türk bayraklarıyla öğrenciler atanın huzurunda, saygı duruşunda beklemeye devam ediyorlar. Bu coşkuyu sizlere elimizden geldiğince yansıtmaya çalışıyoruz. Samsun'da devlet töreni var. Gördüğünüz gibi gençler, binler, öğrenciler genç yaşlı demeden binlerce insan Anıtkabir'e koştu. İstanbul'da Türkiye Gençlik Birliği yürüyüş düzenleyecek. Yüz binlerin katılımı bekleniyor. Her şehirde, tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanıyor efendim milli mücadelenin başlangıç tarihi olan 19 Mayıs. 19 Mayıs 1919'un üzerinden tam 100 yıl geçti. Şimdi bir kez daha Samsun'a, her şeyin başladığı yere bir gidelim. Biraz önce Gürkan Demir anlattı ama sizlere bir hatırlatalım. Saat 14'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle iktidar ve muhalefet bir araya gelecek Samsun'da ve 100. yıl büyük bir coşkuyla kutlanacak. Törenlere Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katılacak. Emperyalizme karşı kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun, 19 Mayıs'ın 100. yılında büyük bir törene ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığının düzenlediği törene muhalefet partilerinin liderleri de katılacak. Program saat 14'te Piri Reis Milli Mücadele Gemisini karşılama töreniyle başlayacak. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte olacak. Liderler saat 14.25'te gençler ve vatandaşlarla birlikte Samsun Tütün İskelesi'ne yürüyecek. Solo Türk ve Türk Yıldızları saat 15'te Samsun semalarında olacak. Liderler gösteriyi maket bandırma vapurundan izleyecek. 16'da ise 1919 bitmeyen yolculuk gösterisi sahnelenecek. Program tamamlandıktan sonra Erdoğan, Perinçek, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Karamollaoğlu'nun da katıldığı iftar yemeği düzenlenecek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Samsun'daki kutlamalara davetin geç geldiği gerekçesiyle katılmayacağı açıklandı. Evet efendim,
Ankara'da Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında devletin üst kademesi resmi tören için bir aradalar. Görüntüler gelmeye devam ediyor. Spor Bakanı efendim devleti temsilen şu anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarının başında saygı duruşuna bulundu. Askerler mozoleye çelenk bıraktılar. Binlerce vatandaş da dışarıda atasına, ruhuna, ruhu şad olsun diyerek saygı duruşunda bulunmaya devam ediyorlar. Ses açabiliyorsak biraz açalım arkadaşlar. Açamıyorsak sıradaki haberle devam ederiz. Sorun değil. Evet, şu anda saygı duruşu yapılıyor. Böyle yayınlar gerçekten keyiflidir. Böyle özel günler çok kıymetlidir, çok değerlidir. Atatürk'ün huzurunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda devleti temsilen Spor Bakanı, askeri yetkililer ve emniyet mensupları hazır bulundular efendim bu özel günde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda devletin bir diğer zirvesi ayağı da Samsun'da olacaklar. İstanbul'da da önemli etkinlikler olacak. Her yerde bugün çok önemli kutlamalar, çok önemli yürüyüşler düzenlenecek. Şimdi düne dair önemli bir haberdi. Öğrencileri çok yakından ilgilendiriyor, velileri çok yakından ilgilendiriyor. Görmeden geçmeyelim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce açıklanmıştı eğitim sisteminde değişiklik yapılacağı. İşte o değişiklikleri dün itibariyle öğrencilere anlattı. Hadi gözünüz aydın, ders sayıları azaltılıyor. Bugün biz 2035'lerde iş hayatına atılacak olan gençlerimizin alması gereken eğitimle ilgili bir çalışmayı paylaşıyoruz tüm toplumumuzla ve sizlerle. Bunu çok önemsiyoruz çünkü ortaöğretim tasarımı ile ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye'nin bir projesi, bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye'nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla, haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi. Evet efendim, 19 Mayıs 2019 Pazar itibariyle bu önemli günde ulusal basında gelişmeler gazete manşetlerine nasıl taşınmış, hangi gazeteler hangi başlıkları atmışlar bakmanın vaktidir. Sizler de bu arada bizlere bu önemli günde mesajlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi her türlü telefon numaralarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan ve elektronik posta adreslerimizden iletebilirsiniz. Görüş, öneri ve dahi eleştirileriniz bizim için her zaman kıymetli. Siz kıymetlisiniz çünkü. Hemen başlayalım efendim gazetelerle. İlk gazetemiz Aydınlık Gazetesi olacak. Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde de elbette günün anlam ve önemine uygun bir başlık görüyoruz. Türkiye için kenetlen 100 yıl sonra yeniden bugün Türkiye Gençlik Birliği'nin düzenleyeceği o büyük yürüyüşle ilgili haber manşette yer alıyor. Saat 15'te Beşiktaş'ta buluşuyoruz. Haberin başlığı. Bu haberin hemen altındaysa Samsun'da devletin zirvesini bir araya getiren
devlet töreni, 19 Mayıs için düzenlenen devlet töreni haberinin başlığı var. İktidar ve muhalefet Samsun'da. Siyasi parti liderleri 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak. Kutlamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek katılacak, haberin alt başlığı. Hürriyet gazetesine bakalım hemen. Hürriyet gazetesinin manşetinde de bugün elbette yine günün anlam ve önemine uygun "O adımla yüzlerce yıla" başlığını görüyorsunuz. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a attığı ilk adım ilelebet yaşayacak çağdaş Türkiye'nin de yolculuğunu başlattı. Bu zafer yolculuğunu ünlü tarihçi İlber Ortaylı anlattı diyor. İlber Ortaylı muhakkak şahane anlatmıştır ama bugün Ertuğrul Özkök'ün de yazısını eğer Hürriyet gazetesi bir şekilde elinize geçerse ya da internetten okumanızı öneririm. Ben sabah okudum ve gerçekten çok etkilendim. Yazının başlığı "Babam her sene sadece iki gün ağlardı." İşte o günlerden bir tanesi bugünmüş ve Ertuğrul Özkök çok güzel kaleme almış o eski babaları, eski adamları. Okumanızı öneririm efendim. Ve bu haberin hemen yanında ise liderlerden mesajlar başlığını görüyorsunuz. Neden o mesajlar? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yeniden diriliş başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri, 100. yılda onun yolunda başlığı var. Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri, gençliği selamlıyorumsa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadeleri olarak bugün Hürriyet gazetesinde yer bulmuş. Hemen Atatürk'ün bir sözünü aktararak Hürriyet gazetesinden sizlere diğer gazeteye geçeceğim. "Sizler, yani yeni nesil, Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar." Nasıl bir kralmış, nasıl bir lidermiş. Bakın sözün güzelliğine bakın. "Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Sizin izinizden giden gençler hala çoğunlukta. Gerçekten rahat uyuyabilirsiniz atam." Milliyet gazetesinin başlığında "Selam sana İsmail Kaptan" başlığını görüyoruz. Beni böyle duygulandıran bir başlıktı bu. Neden diyecek olursanız, İsmail Kaptan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o 19 Mayıs'ta bindiği geminin kaptanı. Hayattayken biraz böyle sanki ihmal mi edilmiş, torunu anlatmış. Bakın şu ifadeleri kullanmış. "Mustafa Kemal'i Samsun'a götüren Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu, acemi kaptandı yalanı yüzünden hep kalbi kırık yaşadı." Biz biraz böyleyiz, hakkınızı helal edin. "Ya o acemiydi zaten" falan deriz ama acemi bile olsanız siz o paşayı Samsun'a ulaştırdınız mı? Ulaştırdınız. Bizim için siz en büyük kaptanlardan, en büyük kaşiflerden daha kıymetlisiniz efendim. Samsun'dan telgraf çekti bir diğer başlık ve 100. yıl coşkusu Milliyet gazetesinin diğer başlığı. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinin ateşini yaktığı Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde devletin zirvesi bugün Samsun'da buluşuyor deniliyor Hürriyet'in haberinde. Ve evet, umudumuz gençlerdir. Kılıçdaroğlu'nun ifadesi "herkesi kutluyorum, herkesi kucaklıyorum" da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 19 Mayıs mesajı Milliyet gazetesinde bu şekilde yer bulmuş. Diğer gazetemize bakalım efendim. Sabah gazetesinin manşetinde de "Büyük Şahlanış'ın 100. yılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlu olsun" manşetini görüyorsunuz. "82 milyon benim kardeşimdirse" bir diğer manşet haberi Sabah gazetesinin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o kucaklayıcı mesajına yer vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazi Mustafa Kemal'in milli mücadele ruhunu ateşlediği Samsun'daki 100. yıl kutlamaları öncesi önemli mesajlar haberin alt başlığı. Yani diyor ki 82 milyon benim kardeşimdir. İşte biz bunu aslında her gün duymak istiyoruz. Sizinle aynı fikirde olanla da olmayanla da kardeş olduğunuzu bilmek bize iyi gelecek. Çok güzel bir söz. Keşke daha sık duyabilsek. "Lisede kariyer odaklı sistem" bir diğer haberi Sabah gazetesinin. Dün açıklanan yeni eğitim sistemi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni eğitim sistemine dair bir haber yer alıyor. Yeni sistemle ders sayıları azaltılıyor. Öğrencilere atölye çalışması yaptırılacak, haberin alt başlığı. Evet, geçelim diğer gazetemize arkadaşlar.
Akşam gazetesinin manşetinde "Yaşasın bağımsız ve güçlü Türkiye" başlığı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği mesajın haberi manşette yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs için "Yaşasın özgür, bağımsız ve güçlü Türkiye" ifadeleriyle başlayan bir mesaj yayımladı deniliyor ve o mesajın ayrıntılarına yer veriliyor. Bu haberin yanında ise lisede devrim başlığını görüyorsunuz. Yeni eğitim sistemiyle ilgili haber yer alıyor ve o yeni eğitim sisteminin madde madde Akşam Gazetesi sıralamış. İşte entegre sistem demiş. Önce 9. sınıflara başlatılacak. Sorgula öğren mantığı getirilecek demiş inşallah ve beceri ağırlıklı olacak diğer maddeler arasında. İstanbul'da yapacak daha çok işimiz var. Bir diğer Akşam Gazetesi başlığı. Kimin sözleri bunlar? Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın efendim. Yıldırım Avcılar'da Kurtuluş ve Nafiye Çakır çiftinin evinde iftar yaptı deniliyor haberin alt başlığında. Geçelim diğer gazetemize efendim. Akşam Gazetesi'nden sonra sırada "Milyonlar Katılacak" başlığıyla 19 Mayıs kutlamaları var. Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü görkemli törenlerle kutlanıyor. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs'ta başlayacak etkinlikler İstiklal Harbi rotasını izleyerek Amasya, Erzurum ve Sivas'la devam edecek. Bugün Türkiye'nin kalbi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğini yapacağı Samsun'da atacak deniliyor haberin içeriğinde. 82 milyon benim kardeşimdir de bir diğer başlık yine. Cumhurbaşkanı Erdoğan etnik ve bölgesel veya dini sebeplerle hiç kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'nin derdinde olduklarını vurguladı. 82 milyon benim vatandaşım, benim kardeşimdir ifadeleri yer alıyor Erdoğan'ın verdiği mesajların içeriğine yer verilmiş. Ve bu haberin altında da hemen hemen her gün bayağı popüler oldu CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Attığı tweetlerle, bazen paylaşımlarıyla, bazen bir söylemiyle sürekli gündeme geliyor. Şimdi aslında ittifak halinde oldukları İYİ Parti lideri Akşener'le ilgili bir söz söylediği iddiası var. Bakın o iddiayı taşımış gazete ön sayfaya. Akşener'e namussuz demiş. Haberin başlığı bu. Kim demiş? Kaftancıoğlu demiş. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun son iki seçimde ittifak yaptıkları İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik skandal sözleri ortaya çıktı deniliyor haberin altında. Yani demiş midir dememiş midir bilmiyorum ama yani neticede hemcinsi İYİ Parti lideri. Yani siyasi namussuzluktan bahsediyor anladığım kadarıyla, değil mi? Evet, yani geçmişte namussuz ve aktif siyaset yaptığı dönemlerdeki duruşunu unutmayanlardanım diyor. Yani pek de bayılmıyorum diyor ortağıma diyor yani. Olabiliyor işte böyle şeyler siyasette. Geçelim sıradaki gazetemize. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde bakın dikkat edin, bugün bütün gazetelerin ağırlıklı renkleri kırmızı beyaz, ne güzel değil mi? 100. yıl gururu haberin başlığı, emperyalist işgale karşı 1919'da kurtuluşa, bağımsızlığa adılan ilk adımın yıl dönümünü kutluyoruz. Hemen bu haberin altındaysa bir dahinin doğum günü, o dahide Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bunun başlığını görüyoruz. Ve bu haberin altında mıydı bilmiyorum bir İngiliz tarih bilimci. Evet, burada İngiltere Kralı'nın kutlama belgesi diyor efendim. Görmüştüm sabah. Atatürk'ün doğum günüm dediği 19 Mayıs uluslararası alanda da kabul görmüş. İngiltere Kralı 6. George'un 18 Mayıs 1937'de Atatürk'e doğum günü kutlama telgrafı çektiği belgelendi diyor. Ve o telgrafın fotoğrafına yer vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Yani benim doğum günüm 19 Mayıs diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sizin doğum gününüz bir ülkenin de doğum günü aslında. Siz öyle kabul ediyorsunuz. Biz de bu ülkenin yeniden doğacağı gün olarak kabul ediyoruz 19 Mayıs'ı. Devam edelim efendim sıradaki gazetemizle. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Genç Atatürk kitabının yazarı bir profesörün haberi var. Cumhuriyetin temelleri 19 Mayıs 1919'da atıldı diyor. Eğitimci yazar efendim Profesör Doktor George Gavrich ve şu ifadeleri kullanmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk için. O bir dahidir. Aynen öyledir. Bütün dünyanın kabul ettiği bir şeyi bazen biz tersini söyleyerek aslında komik duruma düşüyoruz. Hani böyle oldu ya birkaç tane falan, böyle hani sonra vefat ettiler. Yani Allah taksiratını affetsin.
bazı sözde tarihçiler bir şeyler söylediler ya hani böyle Atatürk için. Hani hatırlayacaksınız. Çok daha yeni yani. Var böyle arada çıkıyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şimdi bakın çok güzel bir fotoğrafa yer vermiş Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi eğer 19 Mayıs 1919'da Atatürk o kurtuluş mücadelesini, milli mücadeleyi başlatmasaydı eğer ne olacaktının fotoğrafını taşımış manşete. Bölünmüş, parçalanmış bir Türkiye olacaktı diyor. İşte bu kısmı İtalya, Osmanlı'ya kalacak kısım Ankara, Yunanistan alacaktı Marmara'yı ve Fransa'da Sivas, Maraş, Adana ve Urfa bölgesinin sahibi olacaktı. Ama biri çıktı, bir lider çıktı, bir dünya lideri, bir dahi çıktı ve o ülke topraklarının bütünlüğünü işte bu şekilde korudu. Atatürk'ten sonra Türkiye manşetiyle başlığıyla okuyucuya duyurmuş. Yani Samsun'dan başlatılan o mücadele sayesinde İtalya'nı, Fransız'ı, İngiltere'si onun da dediği gibi geldikleri gibi gittiler ve bu ülke sahiplerine kaldı efendim. Saltanat yıkıldı ve millet yine kendisinin efendisi oldu, demokrasinin sahibi oldu, cumhuriyetine kavuştu. Geçelim sıradaki gazetemize efendim. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok yakışıklı olduğu bir fotoğraf var. Çok güzel bir fotoğraf bulmuşlar. Özgürlük ateşin sönmeyecek. Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kan, ter ve gözyaşıyla yoğrulmuş, şanlı bir mücadeleyle kavuşulan Türk istiklal ve cumhuriyetini her pahasına korumaya kararlı denilmiş haberin alt başlığında. Çok güzel bir fotoğraf kullanılmış. Gerçekten tebrik ediyorum gazeteyi. Hep çok güzel, gözleri çok güzel, ruhu güzel, kalbi güzel ama bu fotoğraf sanki başka bir güzel. Tebrik ediyorum Yeni Çağ Gazetesi'ni. Sıradaki gazetemize bakalım efendim. Karar Gazetesi'nde ise konutta veresiye dönemi başlığını görüyorsunuz. Evet, bir şehit cenazesi haberini aktarıp hemen bu gazeteyi geçeceğim. Neden geçeceğim derseniz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı manşetinde görmeyen bir gazeteyi ben de görmüyorum. Geçelim. Orta Doğu Gazetesi'ni de geçelim. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde Vizyon Sıfır başlığı var. Matematik seçmeli, din kültürü zorunlu. Dün açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim sistemiyle ilgili haber yer alıyor efendim gazetede. 17 yıllık AKP iktidarı döneminde gerçekleştirilen 15. sistem değişikliği resmen açıklandı. Yeni sistemde din dersi zorunlu olurken matematik, felsefe, tarih seçmeli oldu. Geçelim. Evet, spor gazeteleri. Şu son 3 gazeteyi de arkadaşlar bundan sonra almasak da olur bence yani. Onlar böyle özel ve önemli bir günü manşetlerine taşıma gereği görmüyorlarsa biz de ulusal kanal ailesi olarak onları okumaya gerek görmüyoruz. Bu benim şahsi fikrimdir. Elbette kararı yönetimimiz verir, ben de riayet ederim. Ama benim fikrimi sorarlarsa eğer almayın derim. Gerek yok, boş verin. Fanatik Gazetesi, evet, Fanatik Gazetesi'nin başlığında dün oynanan Trabzonspor Beşiktaş manşetinde bu başlığı görüyorsunuz. Trabzonspor, ben maçı izlemiş biri olarak söylüyorum, baştan sona hak ettiği bir galibiyet aldı. Sezonun en iyi futbolunu Trabzonspor oynarken kendi adına, sezonun en kötü futbolunu Beşiktaş oynadı. Burası Trabzon, buradan çıkış yok. 2-1'lik galibiyete bu manşetle, bu başlıkla yer verilmiş. Yusuf Yazıcı öyle bir gol attı ki yani şöyle topun gidişini izledim. Gerçekten Avrupa standartlarında bir oyuncu olduğunu attığı golle gösterdi. Ve bu haberin altında da şampiyonluk maçı başlığı var. Zira bugün düğüm çözülüyor. Bugün Türk Telekom stadında saat 19'da başlayacak Galatasaray-Medipol-Başakşehir karşılaşmasıyla 2018-2019 futbol sezonunun şampiyonu belli olacak. Efendim, karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Şampiyonluk maçı haberin başlığı. Son gazetemiz olan Fotomaç gazetesine de bir bakalım. Fotomaç gazetesinin başlığında, manşetinde de başlık olarak şampiyonluk maçı başlığını görüyoruz. Süper Lig'de bugün tarihin en heyecanlı maçlarından biri oynanacak. Bir tarafta 66 puanlı lider Galatasaray, diğer tarafta aynı puana sahip takipçisi Başakşehir deniliyor
haberin alt başlığında, bu haberin altında da derbiler fırtınadan sorulur başlığını görüyorsunuz. Trabzonspor bu sene önemli derbi puanları kazandı. Yanılmıyorsam 11 puan kazandı. Sahasında derbi kaybetmedi. Bir tek galiba İstanbul'da Galatasaray'a yenildi. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene Trabzonspor önemli galibiyetler, önemli puanlar topladı derbilerde. Demek ki o umulmadık puan kayıplarını yaşamasaydı Trabzonspor bu sene belki de bu yarışı sonuna kadar götürecekti, şampiyonluk yarışını. Ama o Galatasaray ve Medipol Başakşehir'e nasip oldu ve bugün şampiyon kupasını bulacak. Efendim, bugün itibariyle saatlerimiz 9.45 itibariyle maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok keyifliydi sizlere bugün hitap etmek, evlerinize konuk olmak böyle kıymetli bir günde. Çünkü bugün 19 Mayıs 1919'un yani milli mücadelenin başlamasının üzerinden tam 100 yıl geçti. Ben çok genç biri sayılmam ama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendi adıma şunu söyleyebilirim. Dünya durdukça Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını korumak için biz kanımızın son damlasına kadar hep savaştık, yine savaşırız. Kimseye de papuç bırakmayız. Bu ülkenin de böyle bir santimetre karesini kimselere yedirmeyiz efendim. Türk milleti çok güçlüdür, çok gururludur. Ülkesini, vatanını da çok sever. Gerektiğinde de böyle öyle bir kenetlenir ki işte böyle geldikleri gibi giderler diyen bir de aslan çıktı mı gerçekten kimse bu ülkeye zarar veremez efendim. Haftaya cumartesi günü saatlerimiz 9'u gösterdiğinde ben yine sizlerle birlikte olacağım. Bu yayının sizlere ulaşmasında katkısı bulunan başta sevgili editörümüz Sezim olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederek ayrılıyorum huzurlarınızdan. Haftaya görüşürüz.